Ne işi yapacağız ki? Ne müzik yapacağız, ne yapacağız? Etrafa şimdi bu böyle tablomuzu eleştireceğiz. Oğlum sen onları getirdin değil mi? Evet baba, getirdim ben onları. Sandıkta hepsi. Tamamdır. Bulaşırlarımızı hepsini aldım şöyle. Tamamdır, bunları aldım. Cüzdanımızda az da olsa bir para vardı. Bununla da gittik biraz. Anladım. Temizlik yaparak para kazanacağız. Evet. Artık bu evde yaşamak istemiyorum. Bu ev çok küçük. Evet baba ya. Bu ev çok küçük. Hem çamurdan baba, yağmur yağsa hepsi gidecek. Evet oğlum, öyle bir sorunu var bir de. Neyse, bekleyin beni burada. Ben bunların hepsini asıp geliyorum. Tamamdır, bekliyorum. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar. Şimdi hızlıca dışarıya gidelim. Bu önümüzdeki arkadaşlar gördüğünüz bahçeleri arkadaşlar hepsini asalım. Şimdi şuraya bir tane asacağım. Buraya geldim. Hop, şöyle asayım. Evet arkadaşlar, böyle astık. Şimdi hızlıca arkadaşlar devam edelim. Hemen şimdi başka nereye asabilirim? Şuraya bir tane asalım. Aynen. Buraya bir tane şöyle asalım arkadaşlar. Tamamdır. Temizlikçi zaten. Telefon numarası da burada var arkadaşlar. Oyundaki telefon numaramız. Hemen gidelim, başka nereye asabiliriz? Buraya asalım bir tane. Sağ olsun arkadaşlar. Şuradaki direği asabilirim. Hemen gidelim oradaki direğimizi asalım. Tamamdır. Hemen buraya asalım. Başka nereye asabiliriz? Buraya asalım. Şöyle arkadaşlar. Her tarafa asalım. Herkes görsün arkadaşlar. Hem zenginler hem arkadaşlar farklı insanlar. Sizce arkadaşlar bu gördüğünüz temizlik işi tutar mı? Yorumlarda yazın bakalım. Bence arkadaşlar tutacak. Ben güveniyorum şöyle. Mahmut abi, temizlik yaptırmak istersen buradayım. He, tamam. Hemen arkadaşlar şöyle asalım. Böyle. Oha, burada bayağı var.
kırıyor. Hepsini arkadaşlar sallıyorum bir şey çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Para kazanmamız lazım. Çok fakirleştik arkadaşlar. Yerimizi biliyorsunuz. Kirasını ödememiz lazım. Onun arkadaşlar ödeyene kadar artık böyle para kazanacağız. Yapacak da bir şey yok. Çünkü çaycımız da arkadaşlar yeni. İki tane müşteri falan geliyor. Hatta bugün hiç müşteri gelmemiş. Görüyorsunuz. Şöyle hanımına da verelim. Hop aha. Telefon çalıyor lan. Kim arıyor? Ya of oğlu çalıyor. Keşke müşteri alasaydı ya. Şöyle açalım bakalım. Alo efendim oğlum. Babacım ben eve geldim, sen yoksun. Oğlum ben karton topluyorum. Kartonları satacağım. Niye baba? Oğlum para ediyor bunlar. Tamam. Ben evde bekliyorum. Tamam oğlum. Evde bekle, ben geliyorum. Tamam babacım. Hadi oğlum görüşürüz. Neyse tamam. Kontör çok yazacak. Kapat. Tamam arkadaşlar. Kontör yazmadan hemen kapattık telefonu da. Şimdi hızlıca gidelim. Şeyimizdeki kartonları. Yok kömürlerimiş arkadaşlar. Onların hepsini gidelim. Satalım bakalım. Ne kadar para edecek. Umarım biraz fazla ederiz arkadaşlar. Eşya falan alırız. Hadi gidelim biz buraya. Vallahi geldik Mahmut abinin oraya. Neyse arkadaşlar. Vallahi bizim burada zombi dere dönmüştü vallahi arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hala mezar orada duruyor. Neyse selamünaleyküm, ben geldim. Şimdi. Ooo 50 lira mı veriyorsun lan sen? Ana. Tanesi 50 lira. 100 lira. Ooo. Arkadaşlar ben zengin oldum lan. Bayağı para kazanacağım. Neyse hepsini satalım arkadaşlar, hepsini. Bu paralar bana lazım valla. İyi ettim valla. Eller miyim? Tanesi 7 lira bunlar kartonları. Hani valla kartonları biz pahalıya satıyoruz. Nereye satıyoruz abi? Bana da söylesenize, ben de satarım. Hani niye söyleyecekler bizim ekmeğimizden ola? Aaa. İyi fikir. Valla çok iyi düşünmüşler arkadaşlar. Harbiden biz bunlardan satın almazsak bunlar arkadaşlar nereden para kazanacak? Gidip daha fazla arkadaşlar oradan satarım. O da doğru söylüyor. Neyse söyleme. He? Kömürü 100 lira mı veriyor? Valla kömür daha fazla para ediyormuş arkadaşlar. Keşke her yerde kömür olsa. Neyse. Ne kadar param oldu benim? 615 liram vardı. Top arkadaşlar 6500 liram oldu. Güzel para kazandım valla. Neyse arkadaşlar. Eve gideyim de biraz dinleneyim bari. Sabahtan beri karton topluyorum. Şimdi arkadaşlar telefondan aramalar falan bekleyeceğiz. Süngerim hazır. Valla bulaşıkça arkadaşlar yani temizlemek için elimden geleni yapacağım. Hemen gidip kılıcımı da alayım. Onda da arkadaşlar biliyorsunuz ağları temizliyoruz. Hemen şöyle. Oruç gelmişsin. Merhaba baba, geldim. Oğlum okulda ne yapıyordun sen? Arkadaşlarla oyun oynuyordum. Evde canım sıkıldı. He tamam. Oğlum ben baya para kazandım ha. 6500 liramız oldu. Nasıl buldun o kadar parayı? Valla karton sattım, kömür sattım, bu kadar para etti. Oha, o zaman biz de yaparım bunu. Yok siz çalışmayın, ben size bakarım. Şimdi telefonda oğlum sana veriyorum, sen oyun oynayabilir. Ben biraz uzanacağım. Yok sipariş falan gelirse böyle arayan falan olursa bana direkt ver. Tamam baba, uyandırırım ben seni. Tamam oğlum hadi. Ben biraz yatıyorum aşkım, hadi iyi geceler. Tamam hayatım, uyu sen. Hadi. Böyle uyuyalım arkadaşlar. A few minutes later. Oh be, sonunda evime gelebildim artık. Dünyanın en iyi evini ben almıştım zaten. Bakalım burada kaç yıl kalabileceğiz. Vallahi evimi de çok beğendim. Buraya gidelim bakalım. Çok kötü kokuyor. Burası çok böyle çok kötü olmuş bu taraflar. Bu ne böyle ya? Ben burada yaşamam. Acilen temizlikçi çağırmam lazım. Köyde de nerede bulacaksam temizlikçiyi. Böyle etrafı falan kontrol edeyim. Hatta polis abilere falan sorayım. Burada temizlikçi. Aha! Burada bir tane temizlikçi buldum. Bu ne böyle? Temizlikçi Sakar yazıyor. Bir tane çocuk galiba. Vallahi kel birisi. Neyse güvenebilirim herhalde. Hemen şu telefon numarasını arayayım şöyle. Hop arayalım. Hop. Aha tamam, telefon çalıyor. Alo, kimle görüşüyorum? Merhaba abi, ben Oruç. Sakar'la mı görüşüyorum? Hayır, ben çocuğuyum ya, Oruç ben. Tamam babana verebilir misin telefonu? Tamam bekle abi, kapatma telefonu. Baba uyan baba. Uyansana ya anne, uyandır şunu. Oğluş tamam, uyandırıyorum hemen. Aşkım uyanır mısın? Aşkım. Böyle mi? Tamam uyandım, ne oldu? Baba müşteri telefonda bekliyor seni. He? Beni bekliyor lan, niye vermiyorsun? Efendim ne oldu? Merhaba, Sakar Bey'le mi görüşüyorum? Evet Sakar Bey'le görüşüyorsunuz. Efendim? Acilen benim evimin temizlenmesi lazım da gelebilir misiniz acaba? Tamamdır, hemen geliyorum. Neredesiniz acaba? Ben polis merkezine oradayım. Hangi polis merkezi? İki tane polis merkezi.
hadi görüşürüz, iyi çalışmalar. Görüşürüz baba. Hadi görüşürüz oğlum, hadi görüşürüz aşkım. Neyse işe doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Bu büyük olan benim burada. Burada eşten diyor arkadaşlar. Acaba yanlış mı söyledi ya bu adam? Neyse arkadaşlar ben diğer polis merkezine doğru bir gideyim. Vallahi herhalde yanlış söyledi. Küçük olan diyeceğin arkadaşlar bana büyük olan dedi herhalde. Neyse gidelim bakalım. Vallahi arkadaşlar iyi bir para kazanacağız herhalde bu sefer. Vallahi güzel paraya çalışıyorum çünkü arkadaşlar. Bakalım bana ne kadar verecek. Umarım fazla para verir. Çünkü arkadaşlar bu kadar az parayla o evimizin kirasını ödeyemem ben. Neyse gidelim bakalım şöyle. Aha galiba bu adam. Lan bu zengin lan. Ana adamın tacına bak. Merhabalar, siz mi beni aramıştınız? Evet ben sizi aradım. Evimin temizlenmesi lazım da ne kadar çalışıyordunuz? Vallahi ben ne kadar verirseniz o kadar çalışırım. Anladım. Ben sizlere bir 100 bin lira versem çalışır mısınız? Ne? 100 bin lira mı? Ne yapacağım 100 bin liraya? Evin içini temizleyeceksiniz. Tamam temizlerim. Kaç dakika süren var? 1 saat süreniz var. 1 saat içinde temizlerseniz size paranızı teslim edeceğim. Tamamdır, başlayabilirsiniz. Hangi eve gireceğim ben? Şimdi hangi eve? Buradaki eve ya buradaki eve mi? Tabii ki de yanındaki eve. Tamam. Neyse başlayalım bakalım. Bunlar ne böyle arkadaşlar ya? Kakalar var burada. Bu ne seviye? Adam kaç yıldır eve gelmiyor arkadaşlar? Vay vay. Adamın eve bak arkadaşlar, eve bak. Yemin ederim var ya, adam kraliyetle yaşıyor. Bu ne seviye? Havuzu var, her şeyi var arkadaşlar bu adamın. Neyse ilk önce dışarıyı bir temizleyelim. Daha sonra arkadaşlar içeriği temizleriz. Bu arada böyle bir dönem devam edeceğiz. Siz de videomuza like atmayı ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şöyle arkadaşlar hemen şunları halledelim. Daha sonra da kılıcımı arkadaşlar envanterimden alıp da içeriği temizleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar içeride ne kadar pislik var. Umarım çok fazla pislik yoktur. Midem dayanmayabilir arkadaşlar. Her an kusabilirim. Şöyle şunları alalım. Tamamdır. Üç tarafı arkadaşlar bitirdik. Hemen şöyle kılıcımı alayım. Şöyle kılıcımı aldım arkadaşlar. Tamamdır. Kılıcımızı aldık. Hemen şimdi şuradaki arkadaşlar ağların hepsini teker teker temizleyelim. Vallahi bak çok fazla arkadaşlar ağ var ya. Örümcekler buraya bildiğiniz yuva yapmış, yuva yuva. Bu nasıl ağ ya? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu bizim işimiz. Bu adamdan da bayağı arkadaşlar bir para alacağız zaten. 100 bin lira alacağız. Bence değer arkadaşlar. Bu adam zengin oldu zaten. Bu kadar arkadaşlar para vermesinden normal yani. Ben 5 bin lira falan verir zannettim de adam 100 bin lira verir arkadaşlar. Zengin oldum bildiğiniz. Valla bunu arkadaşlar direkt kendi evimi satın alırım. Artık fakir de olmam, bir şey de olmam. Çok güzel olur valla. Şöyle şunları alalım. Tamamdır. Hatta direkt evi satın alacağım arkadaşlar ben şunları yaptıktan sonra. Şöyle hop 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 tamam. Dış taraf arkadaşlar galiba bitirdim. Aynen öyle, dış tarafımız bitti. Şimdi arkadaşlar evin içine geçiyoruz. Şöyle evin içini hemen halledelim. Şunları hemen alalım. Bunları alalım. Hop oh oh oh. Valla çok güzel oldu arkadaşlar. Evi valla çok güzel bir şekilde temizliyoruz. Ama çok fazla ağ var arkadaşlar. Bu kadar örümcek adam yani. Örümcek adam mı geldi buraya, ne yaptı, ağ mı attı ya? Bu kadar ağ olmasın, normal değil arkadaşlar. Acaba adam buraya yazlık için mi geliyor arkadaşlar? Yani tatile geliyor herhalde buraya. Adamın kaç tane evi varsa. Neyse. Zenginin arkadaşlar parası sorulmaz valla. Hemen şunları alalım. Tamamdır. Zaten fakirin parası yok. Fakire hiç sorulmaz. Tamam arkadaşlar bunları hallettik. Ama yukarıdakileri nasıl halledeceğim onları bilmiyorum. Onları bir türlü halledeceğiz arkadaşlar. Daha yerleri falan da sileceğim. Onları da arkadaşlar sonra yaparız. Adam dedi sadece içeriği temizle. Ben de içeriği temizleyeceğim. Adam daha sonra zaten çağır arkadaşlar beni. Dışarıda benim kanlarım aslında biliyorsunuz. Her zaman gidebilirim ve çalışabilirim. Siz de istiyorsanız arkadaşlar benim gibi bir temizlikçi. Siz de arkadaşlar beni oradan oyundan arayabilirsiniz. Hemen gelirim çalışmaya. Neyse biz bunları halledelim arkadaşlar. Tamamdır. Vallahi yoruldum ha. Sabahtan beri çalışıyorum bir bitmedi ya. Üst kata geldim arkadaşlar. Oh tamam. Bitireceğiz bitireceğiz. Az kaldı az kaldı. Şunları da hemen halledelim. Bir kere bir kere de alalım arkadaşlar. Valla burada bir tane hayvan dolaşmış. O hayvan kimse var ya. Her yere kakasını bırakmış. Tuvaletini yapmayı bilmiyor herhalde. Gidip tuvaletini kendi tuvaletini yapsa ne yap? Bunu ne yap ya? Manyağı teki ya. Neyse ya. Böyle arkadaşlar hemen halledelim. Bunları da kıralım. Oh. Ev valla pırıl pırıl oldu ha. Ev de valla çok güzelmiş. İki katlı dubleks. Valla fıstık gibi.
anlamında söyleme arkadaşlar bunu. Şöyle şunlar da aldım mı tamamdır. Merhaba abi, ben bitirdim. Temizledim evi yani. Artık girebilirsin evin içine. Tamamdır kardeşim benim. Ben senin şöyle paranı vereyim nakit bir şekilde. Tamamdır abi, ben parayı alayım. Eyvallah abicim. Ooo adım para ne? Çok fazla verdi. Burada arkadaşlar 100 binden fazla var. Abi burada ne yaptın ya? Ama abi bunu da kabul edemem ki. Bana toplamda 300 bin lira falan verdi. Ben bu kadar parayı ne yapacağım yani? Arkadaşlar adam beni zengin etti ya. Neyse abi teşekkür ederim. Ne demek kardeşim benim yani? Bu para hiçbir şey. Yani sana sadece bahşiş verdim. Haa 100 bin lira bahşiş yani. Evet kardeşim 100 bin lira bahşiş verdim. Güle güle harca. Eyvallah abim benim, kolay gelsin. Bir daha temizlik için falan lazım olursa hatta evin içine böyle çöre falan ararsan beni çağırabilirsin. Ne demek kardeşim, çağırırım tabii. Hadi görüşürüz abi, Allah'a emanet ol. Arkadaşlar adam bana 100 bin lira bahşiş verdi. Toplamda arkadaşlar 223 bin lira oldu. Vallahi ben bu parayla arkadaşlar şimdi gider evimizi de halledelim. Her şeyi hallederim. Ama ilk önce yapmam gereken arkadaşlar tabii ki de ne yapacağız? Hemen gidelim arkadaşlar. Evimize gidip ailemize haber vermek. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Neyse şöyle hızlıca gidelim bakalım. Oh oh, tamamdır. Hemen şöyle. Gidelim. Neredeydi bu? Böyle. Tamamdır. Eve geldik arkadaşlar. Sonunda eve gelmeyi başardım. Çok yoruldum ama bugün çok fazla çalıştık arkadaşlar. Aşkım oğlum ben geldim. Baba ne kadar para verdi adam? Sizce tahmin edin ne kadar para vermiş olabilir? Ne kadar verebilir ki? 5 bin lira falan vermiştir. Baba o ne, 10 bin lira mı verdi? Ne verdi? Oğlum bana 200 bin lira verdi. Ne? Ne? Evet oğlum. Evet aşkım. 200 bin lira verdi adam bana. Alıttan sana şundan da aşık vereyim oğlum ben. Bunları sen harcarsın. Tamam babacığım. Biz zengin mi olduk? Yok zengin olmadık da yani. Kendimize bir tane ev alabiliriz artık. Yani kendi evimizi yaşayabiliriz. Oley be, sonunda ya. Evet evet. Hadi toparlanın. Artık gidiyoruz buradan. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma.